Teknosa 7 haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız, yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın abi? İyidir, seni sormalı. Biz de iyiyiz. 31 Temmuz 5 Ağustos arasında evet. Konuşacağız. Gündem numaramız 31. 31 numaralı gündem. Yine çok fazla bir şey yok, hareket yok aslında ama olduğu kadar artık diyelim. Şimdi AMD'den başlayacağız abi. İki tane haberimiz oradan. Vega ve Threadripper ortaya çıktı artık. İşte evet. Benchmark yok çünkü ambargolara devam ediyor. Vega'nın hatta 14 Ağustos evet. diye bir tarihi de var. Ama artık modelleri mi? Falan hmm. belli oldu. Yani zaten aslında bir sürü detay ortadaydı da resmi değildi. Evet. Artık resmi olarak işte Radeon 64, 56 böyle modelleri var. Evet, RX Vega 64, 56 evet. bir de 64 Liquid. O Liquid olan şey sıvı soğutmalı. Sıvı soğutmalı, fan yok üzerinde. İşte ayrı radyatör olacak tabii. Normal soğutmalı 64 var, bir de onun küçük kardeşi 56 var. 56 var. Bu sefer işte 480-470 gibi sayılar yerine evet. Computing unit sayısını model yaptılar. Hmm. 64-56. Daha ortalıkta benchmark yok ama şöyle baktığın zaman orada dikkat çekici güç tüketimi değerleri görüyoruz. Bu sıvı soğutmada 345 watt. Evet. Normal düz versiyonda 295 watt. 56'da biraz daha nispeten düşük, 210 watt gözüküyor. Bunlar çok yüksek değerler. Öyle. Öyle yine bir sanki hayal kırıklığı geliyor gibi. Performans konusunda da tabii şimdi kartı eline geçirmiş insanlar var dünyada. Gizlilik anlaşmalarına kimisi uyuyor, kimisi uymuyor. Sızdırılan değerler var. Yine açıkçası hani çok yüksek değil. Yani en azından 1070 ya da 1080 eğer bir şey geliyor gibi gözüküyor. Zaten... Ha bir de şey var, bunların hepsinde HBM2 var bu arada. En azından hayatımıza o aktif olarak girecek. Şimdi öyle de işte HBM'in kağıt yıl HBM çıktığından var, evet. beri kağıt üzerindeki Hı-hı. iddialarıyla gerçek hayattaki uygulaması arasında büyük uçurum var. HBM'in kağıt üstündeki şeyine baksak, şu her bellek yongası ayrı ayrı evet. bağlı şeye. Toplam işte 4090 HBM ilk modelinde 4096 bit öyle bir bellek ver yolu vardı. Deli gibi bir hız bellek aktarımında. Deli gibi bir kapasite. Uygulamada bir şey yok. Yani ben bunu anlamıyorum. Belki de Nvidia bulaşmıyor HBM'e. Bizde var dediği halde. Belki de değmediğinden bulaşmıyor. Belki de. Belki de. Bakalım HBM 2 oldu. Yine çıldırtıcı bir performans artışı yok. Ya evet. Bir de şey var. Yine bu kartları görebilecek miyiz? Şimdi hala piyasada bu madenciler yüzünden AMD ekran kartları yok. Ya kimse beklemesin bence çünkü alamayacaklar. Alamayacaklar. Yani çok acil işte istiyorum bilmem ne. Bilmiyorum ben de şimdi yanıltmış da olmayalım kimseyi ama ortada işte belli kart yok. AMD'de Nvidia'da deniyor ki ya 1050 falan bulunabiliyor. Hı. Ama AMD'nin hiçbir şeyi bulunmuyor. Ve yine ilk çıkan söylentilere göre bunun da işte mining performansı yüksekmiş tabii doğal olarak. Tabii. Dolayısıyla hani inşallah görürüz piyasada. Yani bu kartları Türkiye'ye gelmeden herhalde kapışacaklar. Fiyatlarına uzun bir sürede öyle gidecek. Baktığın zaman bu 56 olan giriş seviyesi diyelim $400'dan başlıyor. 64 olan $500. Diğeri de $700 sıvı soğutmalı olan. Ya sıvı soğutmalı onu ben ciddiye almıyorum. O çok, çok ayrı özel bir ürün. Tabii, i̇şte tabii, butik tabii. bir ürün. Doğru, doğru öyle adet söyle. Şey olacaktır da. Valla fiyat önemli değil çünkü alacaklar. Yani bu tabii. madencilikte uğraşanlar bu kartları alacaklar. Yine oyuncuya kart kalmayacak. Öyle gözüküyor. Ya AMD bir çözüm bulmazsa yani bir şekilde nasıl yapacaksın o da ayrı. Zaten şöyle biz konuşuyoruz. Piyasa kendi çözümünü üretmeye çalışıyormuş. Ya işte kimisi adetli, çok adetli isteyene vermiyor. Kimisi işte bir tek ekran kartı tek başına alacağım, gelip alacağım diyene vermiyor da bütün sistemi toplayacağım diyene Hı-hı. veriyor. Tabii bunu fırsatçılığa çeviren de var. Toptancılarda, distribütörlerde kimisi diyor ki ekran kartı, bayi bir ekran kartı istediği zaman vermiyor. Evet. Niye? 10 tane ekran kartı mı istiyorsun? 20 tane de işlemci sipariş edersen veririm. Evet, evet. Bu tür bu işi krizi daha da katmerlendiren
bunlar genelde daha distribütör falan düzeyinde, hı hı, suyun başı durumunda firmalar da var. Tabii çünkü krizif katmerler diyor. Çünkü o ekran kartlarının yanında o işlemcileri mecburen alan firma, o işlemcilerin parasını da bölüştürüp o ekran kartlarının satış fiyatına ekliyor. Öyle. Üzerine ekliyor. Bir yandan da şey var, şimdi bir bilgisayar alıyorsun, içinde yani kaç parça var? 10 parça bir mal satmış oluyorsun bir bilgisayar ürettiğin yani zaman. Ekran kartı yoksa adam o bilgisayarı satamaz hale geliyor. Bu yüzden de şey yapıyorlar işte. Mesela tek almaya kalkarsan çok para istiyor ama sistemin içinde alırsan daha normal bir fiyat çekiyor sana. Herkes bir kendince bir çözüm bulmuş ama bu şeyi çözmüyor işte. Krizi çözmüyor tabii. Bir makinesine 40 yılın başı bir para ayırmış etmiş. Bir, aynen. Aylardır para biriktirmiş bir GTX 500, 1080 almak istiyor. Yok. Ve bu olayların hiçbiri onun çözümü değil. 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 Ya insanlar zaten 1080'e 1070'i bıraktı. Hiçbir zaman bulamayacağını, yani bulduğu zaman da mantıklı fiyatla bulamayacağını kabul ediyor. Artık millet eski 970'i falan bulduğu zaman üzerine atlıyor. Bir önceki nesil. 1060, zaten 1060 en güzel karttı. Fiyatına fiyat göre. Performans en olarak. En güzel kart 1060'tı. 1060'ı bulan göbek atıyor. Hmm. Çoğu kişi 1050'ye razı. Evet. Onun da fiyatı artmış durumda. Bilmiyorum, AMD'nin kartları, yani bu kartları ilk çıktığında kapışılacaklar. Evet, hiç, hem de nasıl? Yani oyunculara ulaşmayacak bu kartlar. Herhalde. Sonra işte belki hani AMD bol miktarda üretirse süzülecektir. Hı hı. Oyunculara da tek tük erişecektir. Evet, evet. Diğer konu Threadripper. O da yine ambargo altında. Hani pek kimse bir şey paylaşamıyor, evet, ama fotoğraflarını falan paylaşıyorlar artık. Ama modelleri falan belli oldu. Modelleri belli oldu. Şu an hani 3 tane model var gözüküyor tepede. 1950X, 1920X ve 1900X şeklinde, evet, sıralanıyorlar. Bunlar alttan yukarı 8, 12, 16 çekirdek çarpı 2 işte. Evet. Burada şey ters, yalnız ona dikkat etsinler. En çok çekirdeği olan 1950X 3.4 GHz. En az çekirdeği olan 1900X 3.8 GHz. Yani çekirdek azaldıkça saat hızı artmış. Taban saat hızı. Hepsi 4 GHz'e çıkıyor. Hepsi turbolayarak 4 GHz oluyor. 4 GHz oluyor. Yani güzel işlemciler. Bunlar işte bu Intel'in i9, evet, hamlesine karşılıyor. Güzel işlemciler ama Threadripper için hiç bütçemi zorlamazdım ben olsam. R7, ya yani güzel de bir, hani biraz da para harcayacağım. R7 ile çok çok süper net bir sistem kurarım. Evet. Hani bu Threadripper Intel'in işte eskiden beri bir X'li, en son X99'u görmüştük. Şimdi 299 var da elimize bir türlü ulaşmadı. O bir üst katmanı olurdu. Hı. Threadripper onun karşılığına geliyor. Hiçbir zaman biz hani test sistemine falan onu kurardık ama normalde eve kullanacağın zaman ona ulaşmak için, tabii, kendini parçalama. O parayla başka daha güzel şeyler al. Tabii tabii. R7 al. R7 al. Yani illa ki AMD kuracağım diyorsan R7 al. Burada kafa karıştıracak tek bir model var abi. Şimdi R7 1800X'e belki birisi diyelim ki yani niyet etti. Onun fiyatı şu an işte $500. 1900X Threadripper olan, o da yine 8'e 16 konfigürasyonda, o da $550. Orada birazcık yakınlaştırmış. Öyle öyle. Ama onun dışında öyle 16 çekirdekli için. Bir kere şunu söyleyeyim, yani evde kullanıyorum, oyun oynuyorum falan. Hiç gerek 16 yok. Çekirdek hiçbir şeyine yaramayacak senin. Doğru. Hiç zorlama bütçeni, o parayla başka şey al. Tabii. Daha güzel ve bu söylediğim yap. Şey Intel AMD ile alakası yok. Bu çekirdekler değerlendirilemiyor oyunlarda. Bu kadar basit yani. Zaten bütün para ekran kartına gidecek. Evet. O parayı ekran kartına yatır. SSD'ye yatır. Hani Threadripper. Ha şimdi benim şey arkadaşlarım var. Bilgisayarını profesyonel kullanan, iş tabii için kullanan arkadaşlarım var. Onlar normalde de o Intel'in X99 Yonga setiyle falan o üst düzey, hmm, işlemcilerini kullanıyorlardı. Şimdi o adam AMD'ye geçecek olsa Threadripper'ı düşünecek. Evet, tam olarak öyle. Ha, ama evde oyun oynuyorum. İnternette sayfalara bakıyorum. Yani alırsan al tabii. Paran varsa al, zararı yok. Zararı yok tabii. Ama bir şey kazanmayacaksın. Öyle. Intel'den de bazı hani şeyler gitti. Zaten bu tahmin edilen bir şey ama i3-8300 böyle bir hani şey görüntülenmiş. Orada da i3'ü 4 gerçek 4 çekirdeğe çıkartacak Intel gibi gözüküyor. İşte ortayı 6'ya çıkartıyor Intel. Evet. Orta düzeyi 6'ya çıkartınca 6'a da bir şeyler yapmak lazım. O da 4. Ya iyi olur. Minimumun 4 çekirdek olması süper iyi olur. Olur. Bu da işte biraz AMD'nin baskısı, AMD'nin belki baskısı, de. AMD'nin baskısı tabii ki. Tamam, iki firma da bu düzeye çıkmış durumda. Minimum 4 çekirdek olsun. Bugün telefonlarda falan minimum 4 çekirdek işte. Hı-hı. Bence gayet güzel olur. Herkesin yararına olur. Kesinlikle. Bir
Twitter hesabı, Ezrak'a ait olan bir Twitter hesabına bir soru gelmiş. Demişler ki bu Intel'in bir sonraki Coffee Lake'i uyacak mı bizim 200 serisi anakartım? Hatta Z270'e uyacak mı demiş. Hesapta şey diye cevap vermiş, uyumlu değildir diye cevap vermiş. Tabi bu Intel'in resmi açıklaması değil ama hani Ezrak da sonuçta anakartçı. Dikkate alınmasıyla sonra silmişler tweet'i. Ha, belki de yanlıştı. O yüzden bilmiyoruz. Sildiler. Bilmiyoruz. Bir şey denmez burada. Ama inşallah uyumludur. Çünkü 200 çıkalı daha şimdi çık. Bak daha gelmedi diyoruz. Elimize bile ulaşmadı diyoruz. Hayır, şimdi ama 270 şu anda kullandığımız Yonga seti. Şimdi 270'e tamam yeni bu en son çıkan Intel'ler zaten elimize de ulaşmayan işte. Onlar uyumlu değil. Değil yani, evet. Kendi şeyi var. Kendi soketi kendi var. Kendi soketi var. X299. X299 evet, evet bu 270. Şimdi bu herkesin kullanacağı Coffee Lake, işte Ivy Bridge falan filan o serinin. Onlara. Bugün bizim kullandığımız işlemcilerin devamı. Ama işte devamı olacak mı? Şimdi Intel'in de aslında bunun üstünde bir açıklama yapması iyi olurdu. Valla Intel'de eskisi gibi her işlemcide olmasa bile soketi işte 3-4 yılda bir değiştiriyor. Bu birazcık da mecburiyetten hani soketi değiştirelim de herkesin elindeki anakart çöpe gitsin. Yani o şekilde hareket edemezsin. Sonuçta işlemcilerin pin sayısı artıyor. Daha çok şey istiyorsan, daha çok yetenek istiyorsan, daha çok PCI Express hattı istiyorsan o pin sayısı artıyor. İşte bir pin arttı mı soket değişti demek zaten. İşte zaten hani orada da haberde de onu söylüyor. Yani Coffee Lake acaba hani şimdi hep normalde minik minik artışlar getiriyor ya, başka bir şey daha fazlasını mı sunacak Intel'de böyle bir anakart değişimi söz konusu olur diye yorum yapmışlar. Bakalım biz daha 7. nesilden memnunuz. Evet. Bu haftanın clickbait haberi Facebook chatbotları kendi aralarında konuştular, yeni bir dil icat ettiler. Facebook'ta korkudan şeyi kapattı, korkudan sistemi kapattı, elektriği evet. Çekti. Hiç alakası yok aslında. Yani şey, saçma sapan bir şey tabii ki. Ya orada olan şey şu abi, biz aslında bunu başka bir vesileyle anlatmıştık sanki. İsteniyor ki böyle özellikle satış yapan firmalar, bir şeyler satan eden firmaları da artık chatbotları insanlarla konuşsun. Hatta bir sonrasında chatbotları birbiriyle konuşsun. Mesela sen bana diyeceksin ki, ya benim işte son kitabım Tekno ızdırap çıktı, al 10 lira. Ben hemen diyeceğim işte Siri'ye git Amazon'dan o kitabı al. 10 liradan da bir kuruş fazla verme. Ben artık muhatap olmayacağım. O ikisi arasında anlaşacak. Ya o agent sistemi yani belki 20 yıldır belki fazlasıdır hayal edilen hayal edilir, bir şey. Evet. Deniyor ki işte şey mi alacaksın işte yastık mı alacaksın? Agent'ına söyleyeceksin bana 50 santime işte 30 santim pamuk yastık lazım diye 3 tane diye. O ihale açacak sanal anlamda. Firmaların sistemlerinden teklif isteyecek evet. Falan filan bağlayacak bu işi. Ama hayata geçtiğini görmedik. Görmedik. Benim bunu dediğim gibi okumuş olmam yani 20 yıldır falan Byte dergisinde, Türkiye'deki Byte dergisinde herhalde okumuştum. Doğrudur. Bu sistemi. Bir şey görmedik. Bu evet. Konuda. Facebook'un chatbotları bunu yapmak için aslında birazcık hazırlanan şeyler. Hatta burada test konusu şu. Onlara birkaç tane işte şey veriyor işte 10 tane şapka 20 tane şey. Bunları diyor ki aranızda bölüşün. Hani konuşarak anlaşarak bölüşün. Bunlar konuşmaya başlıyorlar ama bir süre sonra bir anlamsızlık olmaya başlıyor. Şöyle iki chatbotu İngilizce konuşuyorlar aslında. Çünkü bu chatbotların bir amacı da insanlarla da iletişim kurmak. Fakat şunu fark ediyorlar. Biz bu diyaloğu kısaltarak da konuşabiliriz'in farkına varıyorlar ve yine İngilizce kullanarak fakat İngilizce kelimeler kullanarak kodlaşarak kısa yollar oluşturuyorlar. Bizim aslında sesli harfleri atarak gençler konuşur ya chatte. Ya işte, onun bir benzerini yapıyorlar. Ya işte dil bilgisi senin için gerekli bazı şeyleri evet. Kullanmadan. Sadece çünkü o cümleyi analiz ederken anahtar kelimeleri tek tek tabii. Belirliyor. Herhalde dediler ki ya niye araları hiç kullanmayalım, sırf anahtar kelimeleri yollayalım falan. Dolayısıyla kendince bir dil oluşmuş oluyor. Normal. Bu tabii ki yani istenilen sonuç bu değil. Çünkü insanlarla da konuşmaları evet. Gerekiyor. O yüzden hani şey var hani böyle korktular işte ya sistemi ele geçiriyor, insanların anlayamayacağı bir dil buldu falan öyle bir şey yok yani burada. Ya işte öyle yayınlayınca haber oluyor. O yüzden bu hafta böyle bir... Bütün hafta bundan geçti. Bir bilim kurgu bile olmayacak bir şey palavrayla geçti. Evet. HBO hacklendi. Şimdi HBO deyince hani Game of Thrones kanalı. Desem daha belki şey olur. Hani bilmeyenler HBO
onun sorumlularından ama sırf şimdi gündeme Game of Thrones'la geliyorlar. Onlarda çok fazla dizi var. Bir sürü dizi var. Ve hani çok ciddi oranda 1,5 terabaytlık veri çalındı diyorlar. Bu veriyi şey diye düşünmemek lazım tabii. Hep bütün dizileri çaldılar. Bazısının senaryosu var içinde. Bazısının başka şeyi var. İçinden bir tanesi de işte Game of Thrones'un bu hafta yayınlanacak bölümünün 4. bölümüymüş. Önce dediler ki sırf senaryosu sızdı. Şimdi bugün bakıyoruz ki dizinin kendisi de sızmış. Yani kötü bir kopyası şu an dolaşıyormuş. Sonra bizim bunu kaydettiğimizden bir gün sonra mı ne yayınlanacak zaten? Evet öyle. Oturup bekler izlersin. Hani bu önceden izlemenin çok bir şey manası. Olmaz bu. Hani firmaya da bir zarar vermez. Ben şeyi anlıyorum abi. Ya bu nasıl olabiliyor? Yani bunun artık hani daha da güvenli ol. Yani bunu böyle network'ten ulaşılabilecek şekilde yani nasıl oluyor? Evet, o nasıl oluyor? Şey nasıl oluyor? Şimdi ben evde kendim 1,5 terabayt veriyi bir yerden bir yere kaydetmem, aktarmam gerekiyor. Neredeyse 24 saat sürdüğü oluyor ağ üzerinden. Evet. 24 saate yakın sürüyor. Bırakıp gidiyorum, geliyorum hala yapıyor falan. Nasıl 1,5 terabaytı internet üzerinden çalıyorsun? Hı-hı. Nasıl bir hızla çalıyorsun? Kaç haftada, kaç ayda çalıyorsun? Yani nasıl fark edilmiyor? Değişik, garip şeyler, garip durumlar. Şey de enteresan tabii, nasıl bir depolama sistemi? Evet, böyle evet. Klasörler, senaryolar, bölümler, diziler falan böyle mi var? Hani bilemiyorum ki. Yani senin için böyle çok değerli bir şey olsa herhalde onu internete açmazsın ya bir şekilde. Ya şimdi tabii o zaten en önemli adımlardan birisi. Gerçekten hani bir arşivin var diyelim, sen kendin kişisel kullanıyorsun falan. Tabii fark etmez. İnternete bağlı olmaması lazım. Evet. Hani tamam o ağa bağlıdır belki ama internete bakmaması lazım yüzünün. Ama demek ki hani onların çalışma sistemi bunu belki işte kimisi evinden çalışıyor, kimisi başka ülkeden çalışıyor falan. Demek ki gerekiyor diyelim. Hmm. Gerektiriyor böyle bir şey diyelim. Şey bilmiyorlar tabii şimdi çok kötü bir kayıt var dolaşıyormuş. O final halime işte, o belli değil. Hani dizi farklı da çıkabilir şu an gerçek halinde 2 gün sonra. Bence izlemesinler hani bir şekilde bulurlarsa. Ya ne olacak? Zaten 2 gün sonra resmisi yayınlanacak. Adam gibi seyret. Tabii onlar şey yapıyor şimdi, her yere saldırıyorlar. Yayınlayan herkesi indirmeye çalışıyorlar. Ama yayılıyor tabii, ona mani olamaz. Ya biraz da bu... Bilmiyorum, bu sene o kadar da fazla sanki ilgi çekmedi bu dizi. Ya bilmiyorum tabii, yani elimde bir ölçüm falan ama ben çevremdeki insanların muhabbetine bakıyorum. O kadar fazla heyecanla, tutkuyla konuşan yok çevremde. Hı. Acaba diyorum eğer bu yani benim çevreme özgü bir şey değil de dünyada olan bir şeyse ateşlemek, gündeme gelmek için manevralar mı? Bilemeyiz. Bilemezsin. Hiçbir zaman bilemezsin. Aynen. Para madencileri ekran kartlarını hızlı getirmek için Boeing 747 kullanıyormuş. Ya bu da Facebook'un chatbotu bilmem nesi gibi uydurma bir haber. Ya ne Boeing hava kargosu diye. Şimdi Çin'den falan hani bir öyle AliExpress'ten bir tane boncuk sipariş etmek değil de mal getirtiyorsan gemiyle getirtebilirsin, uçakla çok getirtebilirsin. Uzun sürer. Normalde ticaret gemiyle olur. Hı-hı. Çünkü uçak pahalı olur. Evet. Gemiyle kullandığımız her şey gemiyle geliyor emin ol ki. Doğru. Bu adamlar uçakla getirtiyormuş, farkını veriyormuş. Yani Boeing 747 kiralıyorlar. Hadi ya geçelim yani lütfen geçelim bu. Bugün sen de Çin'den o 2 tane söylediğim boncuğu al, adama not yaz, hava postasıyla gelsin diye, seninki de uçakla gelir. Hı-hı. Ben inanmıyorum böyle şeyler. Yani bu böyle şey yaratılıyor işte, böyle bir büyütülüyor. İşte Boeing 747 kiralıyorlar, işte soğanın en güzel yerini yiyorlar, yerken işte cücüğünü yiyorlar bilmem ne. Şey, bir şey çıktı çünkü bu böyle, madenciler var, bu çünkü gündeme geldi. Evet. Şimdi normal ana akım denilen medyanın da gündemine geldi. Hı-hı. Şimdi bu gittikçe abartılacak. Aynı şu Mega mıydı? Mega Upload mıydı? Neydi onun evet, garip evet. sahibinin üzerine yapılan haberler gibi ya da John McAfee için yapılan haberler gibi gittikçe daha abartılı şeyler. Şöyle yapıyorlar. Ekmeğe altın sürüp yiyorlar falan filan. Çıkacak. Bu şimdi bu hafta bu çıktı. Birisi çünkü demiş işte bu kartları şey yapmak için uçak tutuyorlar falan diye. Bu. Yani kart var mı ki uçak tutacak? Şimdi bunlar yüzünden yok bir demek. Bir uçak tutuluk kart mı var? Ha ama şöyle bir şey var. Şimdi bunlar fantazi şeyler. Ama gerçekler var. Şimdi Asus, MSI, Safir fabrikasından 10 bin tane ekran kartı hazırlanıyor. Buna
senin şey deme şansın var. Bu kartlar Türkiye'ye gidecek. Evet. İşte sen gelip işte çizgi elektronik ne veriyorsa ben 5 dolar fazlasını veriyorum. Tabii tabii. Deyip onu, o shipment'ı, o sevkiyatı kendine çekebiliyorsun. %100 gerçek. Ha, ben Newegg'im, ben Amazon'um. Türkiye'den ne verdiler? 100 lira mı, 100 dolar mı tanesine veriyorlar? 105, hemen şimdi 105 veriyorum dedin mi? O hazır olmuş, paketlenmiş konteynerler adresi değişip bir anda senin depona doğru yönlenir. Tabii tabii. Bu oluyor, oluyor da zaten. Oluyor. Oluyor da. Ve bu şey değil, hani bilim hikaye kurgu değil. Falan değil. Bu oluyor. Ben şeyden şüpheleniyorum Levent abi. Şimdi bu adamların para kazanabilmeleri, biraz da bunun dalgalanmaları ve senin o dalgaları sezebilmen ya da kontrol etmenle evet. gerçekleştiği için bazen hani çok havayı fazla veriyorlar. Bazen de işte felaket haberi oluyor, çöküyor. Ya tabii ki manipülasyona çok açık bir şey. Şimdi iki tane şey oluştu. Biri Bitcoin'in, Ethereum'un falan kendi piyasası, bir de ekran kartı piyasası evet, var. Evet, iki tanesi var. İkinci bir oynayabileceğin, para kazanabileceğin ikinci bir ortam var. Evet. Ya olan oyuncular işte bir tane ekran kartı alayım, bilgisayarıma takayım da oynayayım diyen adam oluyor. Yazık oluyor. Benim üzüldüğüm kişi o yani. Öyle öyle. Vallahi ben abi konsol al diyorum. Hani ne yapayım? Ya bir yerden sonra saçma sapan ekran kartına, hani gerçek fiyatının, bu krizler çıkmadan önceki fiyatının çok üzerinde bir şey vereceksen bir dur düşün. Al konsolu, tamam oyunlar pahalı diyorsun. O vereceğin para oyunu da sana aldırtıyor bilmem kaç tane. Evet. Oyna. Ya şey kötü oluyor abi, çocuk işte yaz tatiline giriyor. Zaten 3 ayı 2 ayı var. 2 ay ekran kartını beklerken geçti. Geçti. Evet, alsaydı konsolu. Yani ya da ikinci el işte. İkinci el konsol da alabilir bu arada. Şey sen 4K çözünürlükte değilsen ekran kartında daha şansın var ikinci ele falan bak. Doğru. 1970 bulsan, 1980 bulsan ne güzel. Doğru. İşte bulabilirsen. Şeyler bile abi eski 390'lar, 290'lar AMD tarafında, onlar da iyi kartlardı. Hepsi olur yani. Ya 1080p'de sorununu çözersin. Çözer. İlla ki yeni kart beklemene gerek yok. Ama ha bir de zamanında 4K monitör almıştık falan diyorsan yandın. Yok, onu olmaz tabii. Yandın. Sony ve IBM'den bir gelişme var. Onlar da veri depolama üzerine çalışıyorlar. Tape kartuş yapmışlar. Yani teorik olarak 330 terabaytı yani avuç içi kadar bir tape kasete işte, tape. Koyabiliyoruz. Bizde tezlu raflarda bunların bölümü var. Bu bilgisayar yedekleme tape'leri tabii bizim müzik dinlediğimiz kasetlerin biraz daha tombulları, daha çok daha gelişmiş teknolojiye sahip olanları, eskiden beri kullanılan yedekleme mecrası. Çünkü kaset hani band nasıl şarkılar sırayla, orada da veriler sırayla. Öyle tık şunu atladım, tık bunu atladım yok. Atlıyorsun ama onun sarması, fiziksel olarak o bantı sarması gerekiyor. Uzun sürüyor. Yedekleme için kullanılan ya da işte soğuk depolama deniyor. Kolay kolay gerekmeyecek o veriler. 15 sene önceki muhasebe verileri de evet. Oraya atıyorsun. 40 yılda bir işte firmayı kayyum gelir bilmem ne verileri çıkartmak gerekirse hesapları o zaman çıkartılır. Bu da o iş için ama kapasite çok iyi. Yani 330 terabaytlık kartuş süper olur. Bunların hızı falan da yüksek oluyor. Yine sonuçta yedekleme bunlara yapılıyor. Yedekleme bunlara yapılıyor. İşte evet. Daha da yapılacak 330 terabaytlık tek kaset. Ya ne acayip. Robotu oluyor kasetleri otomatik değiştiren, yerine koyan falan. Onun yani 330'un çok üzerinde kapasiteleri sen kullanabiliyorsun. Devam ediyor. O sessizce, o sektör, o alanda devam ediyor. Şeyleri, ortaklıkları şöyle, işte bir tanesi bantın teknolojisini ilerletirken, diğeri okuma kafasını geliştirerek çalışıyor, yapıyorlarmış. Bu tamamıyla yeni bir şey. Yeni bir şey. Bu yeni olan, aynen. 330 terabaytlık kasete izin veren kartuş yeni bir şey. Onun cihazı da yeni. Yeni. Ama yine bant işte, manyetik bant. Note 8 ile ilgili artık hani fotoğraflar herhalde, bunlar artık resmi fotoğrafa çok benziyor. Hani çok şey yapmaya yanlış olacağını zannetmiyorum. 23 Ağustos'a çıkacak zaten de tasarımı artık gözüktü gibi gözüküyor. Ne diyorsun? Yani S8'in ya şimdi bu bunlar gayri resmi şeyler. Görüntüler, bilgiler. S8 çok ince uzundu. O kadar ince uzun değil. Daha
yana doğru geniş. Hani daha birazcık alıştığımız telefon orantılarında. Yine tabii S8 gibi hani çerçevesi çok azalan olan bir telefon. Önünde hiç düğme yok. Şey de arkada, parmak izi de arkada. Evet. Bir telefon görüntüsü ortaya çıktı. Ya Note 8 diye ama resmi değil ama işte bir ay var. Bir şey 20, o kadar gün, bile yok 20 abi. Günden az var. İki tane kamerası olduğu yine gözüküyor. Şeyin yeri değişir mi diye bekliyorduk ya, arkadaki parmak okuyucunun yeri çok kötüydü. Çok yukarıda, bir de telefon da uzun. Evet. Hem yetişmesi zor hem de gidip şeyi parmaklıyorsun kamerayı. Ama değişmemiş gözüküyor. Tabii bu hiçbir resmiyeti yok bu bilgilerin. Yani aynı geçen hafta içinde şey de oldu. Normal S8'in fotoğrafını Dot 8 diye koyan da oldu yani. Çünkü ilgi çekiyor böyle haberler. Beklenen ürünler olduğu için herkes bir şey sallıyor. Lenovo'dan bir haber var. Gelecek telefonlarında değiştirilmemiş Android kullanacakmış Lenovo. Evet, yani içine bir şeyler eklenmemiş, arayüzü değiştirilmemiş. İyi fikir. Ya bu Huawei'nin de galiba böyle bir kararı vardı. Bu şey, hani hafiften yaygınlaşan bir şey, yaygınlaşan bir davranış. Lenovo aslında bir süredir zaten böyleydi de, hani artık geleceğe de böyle yürüyeceklerini duyurdular. Ama bu şeyi getirmiyor. Yani bu şey demek değil. Android One gibi güncellemelerin Google tarafından yayınlanıp günü gününe geleceği anlamına gelmiyor. Sadece biraz daha hızlanır. Firmanın keyfi isterse. Doğru. Daha hızlı şekilde güncellemeyi yayınlayabilir. Evet, evet. Ama işte paşa gönlü isterse. Evet, aynen öyle. O her zaman o kriter var. Apple'ın gelirlerinde %7 artış olmuş. Bunun haber iki türlü şeyi var burada önemli. Birincisi Apple'da bir böyle hani o yukarı gidişin durması söz konusuydu. Şimdi tekrar %7 de olsa artışa dönmeleri söz konusu. Birinci önemi bu. İkinci önemi de iPad satışları 3 yıldır ilk defa artış göstermiş ki bu o en pahalı olanları değil. Daha ucuz, ekonomik olan iPad'lerde görülen bir artış. Onu da şeye bağlıyorlar. Şimdi Apple'ın çok fazla hani göz önünde olmayan bir tarafı daha var. Mesela Apple'lar okullara gidiyorlar. Evet. Tablet veriyor. Apple'da şey de var. Onu yöneten sistem de var. Yani komple satış yapıyor. Ben onu kuran birisiyle görüşmüştüm. Dolayısıyla adam sana komple anahtar teslim çözmüyor. Ya sadece tableti alıp alın bunları kullanın demiyor. Bizim de bir Fatih projesi vardı. Biz bu sene hiç o konuda hiçbir şey konuşmadık değil mi? Hiçbir şey konuşmadık evet. İşte bilenler yorumlara yazar. İşte Apple öyle laboratuvar kuruyor. Evet. Dolayısıyla bu toplu satışların birazcık tabletleri canlandırdığı söyleniyor. Sonuçta %7 artış iyi. Çok iyi canım. Çünkü şeyi düşünürsen firmanın öyle hani geçen sene koyduğu ortaya öyle büyük bir ilerleme, büyük bir teknoloji olmayan yeni bir şey yok. Öyle bir şey de yok. Yine buna rağmen artış sürüyor. Evet. Demek ki işler iyi. Telefonda da şeyin beklentisi birazcık hani vurmuş iPhone 7'leri 8'in Eylül ayında çıkacağı artık çok kuvvetle söyleniyor. Evet. Millet bekliyormuş almaktansa. Evet. Çin'de pek mutlu değiller ama. Çin'de işler öyle çok iyi gitmiyor. Hatta işte bu hafta şeyden gündeme geldi onlar. Çin VPN'i yasakladı ya. Hemen Apple'da Apple Store'dan, Çin'deki Apple Store'dan VPN yazılımlarını uçurmuş. Ne deseler şak diye gerçekleri yerine getiriyor. Onlar da öyle diyor. Biz de yani Çin'in kanunlarını uyguluyoruz. Çünkü onlar Çin'de Çin bunlara çok fazla zorluk çıkartıyor. Aslına bakarsan onlar da işte ya uymaya çalışıyoruz. Hatta işte onlar da oraya bir şey temsilcilik açacaklarmış falan filan. Yani Çin'de istenilen büyümeyi sağlayamıyorlar. Bilmiyorum belki şey mi acaba? Hani Çin'de de çok marka var. Çin'in kendi çocukları var. Bir sürü. Tabii Türkiye hani şeyde de bu böyle. Ne bileyim şimdi bir anakartta, ekran kartında Çin'de pazara bak. Hiç Türkiye'de görmediğin markalar var. Evet. Vitrinlerde. Mesela Colorful diye bir şey var. Hiç Türkiye'de ben görmedim. Ben orada görmedim. Çok büyük. Falan var her şeyde yani kendi markası var. Xiaomi'si falan Oppo. Zaten şey artık hani Çin'in sınırlarını aşma eğiliminde bir firma. Yani bir yandan da tabii zamanında Çin'de Apple resmi olarak yokken yok işte beline iPhone bağlayıp Çin'e kaçak sokmaya çalışan adam falan olaylar vardı. Demek ki bir talep var ama karşılandı. Doydu demek ki pazar. Sonuçta Apple'ın ucuz ürünü yok. Yok. Çin de o kadar zengin bir yer değil. Tamam Ferrari'si olan da var. Bilmem ne işte iPhone'u beline salıp gezen de var ama işte onlar öyle herkes değil.
Evet. Hani nüfus çok fazla falan diye iştahın kabarıyor belki ama çoğunda o iPhone'un kılıfının köşesini alacak para yok. Hı hı. Demek ki işte alan alınca da doyuyor. Evet. 2016 yılında Google'ın bu şey olmadan önce, Snapchat halka açılmadan önce 30 milyar dolarlık bir teklifle almaya çalıştığı bu hafta evet. ortaya çıktı. Acaba satmamakla iyi mi yaptılar, evet. kötü mü yaptılar? Bunlar hemen anlaşılmıyor tabii. Bunu yıllar evet. sonra bakılacak geriye. Sonra bütün gündemden düşüp unutulunca o paranın %1'i bile etmeyecek. O zaman da belki pişman olacaklar. Evet, zaman gösterecek. Chrome'dan bir güvenlik haberi var. Chrome'un uzantılarıyla ilgili, uzantılarını geliştiren firmaya sızmışlar. Firmada bir iki uzantısının firmasına sızmışlar. Oraya da reklam enjekte etmişler. Millet onu kullananlar reklam görmüş. Şeymiş, Chrome geliştiricileri de iki uzantı geliştiriciler de şeymiş, iki faktörlü biz nasıl hani koruma kullanıyoruz ya, zorunlu değilmiş onlara. Onlarda da varmış öyle şeyler ama zorunlu değilmiş. Adamlar onu kullanmayarak phishing saldırısı. İkisi de phishingle yani bir linke tıklattırmışlar. Oradan kaptırmışlar evet, hesaplarını. Şey, developer da olsan kullanıcısın işte evet. sonuçta. Şimdi bu da senin de kabahatin yok. İşte Chrome'un da bir kabahati yok. Yani şey yapılabilir belki. Hani developer firmaların account'u iki katmanlı güvenlik olsun diye ama firmada çalışan işte ne bileyim sekreteri ofis boyu falan da mı bildireceksin? O da developer olarak Google'a kaydettireceksin? Yani başa çıkamazsın. Çok zor tabii. Birisi bir günlüğüne firmaya bir proje için dışarıdan gelmiş birisi olur. O çalışırken linke tıklar falan. Yani çok zor. Zor. Mozilla'dan yeni bir hizmet geliyor. Send adı. Dosya yollama dosya. Hizmeti aslında. WeTransfer'i browser'a gömmüşler. Evet. Farkı şu. 24 saat içinde link kendisi imha ediyor eğer işte download edilmezse, sen download ettiğin anda da ben sana yolladım yine imha ediyor, anında gidiyor. Yani bir kullanımlık. Bir kullanımlık şey. Snapchat gibi. Çin'den sonra Rusya'da VPN kullanımını evet. yasaklıyor. Kişilerin kullanımını kişilerin yasaklıyor. Kişilerin kullanımı evet. Valla işte bu dalga bu rüzgar yayılacak. bize nasıl zaman gelir? Kesin gelir. Kesin gelir. Yakında gelir diyorum. Ya tabii burada şu var, hani kendin VPN kurabiliyorsun. Kurdun. Kullanıyorsun. Yani ondan bir şey olacağını zannetmiyorum. Hani belki yani yakalarlarsa belki tantana yaparlar da yani kullanırsın. Kullanırsın bir şekilde. Artı hani bir arkadaş bunu da Twitter'dan sormuş. Hani firmaya şimdi VPN nasıl çıkışı? Ben buradan bir firma çalışanıyım. O firmaya bağlanıyorum. Firmadaki sanki tabii. masamdaymışım gibi ağıma firma ağına bağlanıyorum bilgisayarımda. Onu sağlıyor. Onun güvenliğini sağlıyor. O tabii o hep olacak. O yine olacak. Tabii. Onu yasaklayan bir şey yok. Kişileri yasaklıyorlar. Hani kullanıcılara yasaklıyorlar. Hani protokolü falan yasaklayabildiklerini zannetmiyorum. Bu firmaları engelliyor. Türkiye'de de şu anda engellenmiş VPN firmaları var. Var. Firmaları engelliyor. Seni de korkutuyor. İşte yasaktır işte. Zaten bir sürü insan için devlet yasaktır dedim. Onlar da peki diyorlar. Hı. İşte böyle bir şey. Ama bu rüzgar bize de gelir. Gelir. Microsoft Windows konsolunun renklerini güncellemiş ya. Ya bu Insider'dı ama tabii beta. Hmm, tabii. Windows'ta ben bir şey anlamadım ya. Ben de siyah, mavi falan, mavidir falan bir şeyler yazmışlar. Evet. Siyah açılıyor komut satırı. Demek ki destekliyor. Ben de hiç kullanmadım. Ya onu değiştirebilirsin zaten. Hani o ayarlar zaten vardı ama hani şeydi. Orta yerde değildi. Hmm. İşte. Normalde DOS'u bile siyah kullanmak zorunda değilsin. Orada bile şey vardır. Neydi? ANSI CSS miydi? Onu yüklersin. Öyle bir şeydi. Config CSS'den falan filan renkleri değiştirirsin. Uğraştırır. Bir de gereği yoktur. Hani tabii. Çünkü şey ne? DOS'un komut satırında ne kadar duruyorsun? Bir şey çalıştırıyorsun. Onunla uğraşıyorsun. Yani buradaki fotoğrafa bakarsak daha canlı renklere kavuşmuş. Komut satırına hani ben her gün giriyorum ama kaç kişi giriyor normal bir kullanıcı onun farkında bile değil. İşlerini öyle. Grafik arayüzünden yapıyor bütün işini. İyi olsun. Renk seçeneği olsun. Zararı olmasın olur. Bitcoin ikiye bölündü bu hafta. Bitcoin Cash çıktı. Bitcoin Cash çıktı evet. Evet bir de eski Bitcoin var bir de Bitcoin Cash var. Evet yan yana gidecekler bundan sonra.
Hatta bildiğim kadarıyla şey yapıldı. İşte 100 Bitcoin'in varsa 100 tane de Bitcoin cash'in oldu. Öyle oluyor. Ama o şey anlamına gelmiyor. Paran iki katına çıktı değil. Yok yok. Yani şey harcadın mı şey gidecek. İkisinden bir tane gidecek. Yani öyle şeyin o 200 paran olmadı bir anda. Tabii. O şeyde. Buradaki sıkıntı şuydu. Bitcoin'in bu hani Bitcoin'e bir harcama yaptığın zaman şimdi biz kredi kartımızı harcama yapıyoruz. Şak diye karşı taraftan gerçekleşiyor işlem ama. İletişim kurulup gerçekleşiyor. Evet, burada öyle değil. Burada yavaş işleyen bir süreç var. Evet, işte var. Bir megabaytlık mı ne paket büyüklüğü bazı işte aynı internetin kendisi gibi. İlk düşünüldüğünde konulmuş sınırlar deli gibi büyümeyi karşılamıyor. Karşılamıyor. Bitcoin'de de aynı şey şeye neden oluyordu. Bir işlem yapıyorsun, onun işlenmesi acayip gecikiyor. Evet. Onu o sistemdeki o gecikmeyi manipüle edenler başladı. İşte sistemi sahte alışverişlerle diyelim ya da işte aktarımlarla bu zaten işte tıkanmış, şişmiş, bekleme süreleri oluşmuş sistemi daha da şişirip kullanılmaz kılmaya çalışan, işte sabote etmeye çalışan yaklaşımlar oldu falan filan. İşte Bitcoin'i o yüzden yeniliyorlar. Hı hı. Yeni sistemde böyle bu tıkanmalara yol açan eskiden gelen sınırlamaların çoğu yok. Şimdi o 1 megabayt olan paket büyüklüğü 8 mi? 8 galiba oldu. Şimdi zaten sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Onu büyüttüğün anda şimdi Bitcoin'deki bütün olan harcamalar o muhasebe defteri sana da geliyor ya. O dosya o kadar çok büyüyor ki artık bir sınır koymazsan gigabaytlarca oluyor. Aktarılması sorun her oluyor ya da sorun oluyor. Depolanması, işlenmesi sorun oluyor. Diğer taraftan işte buna o yüzden o şeyi kaldırmıyorlar. 1 megabayt limitini kaldırmıyor orijinal Bitcoin'ciler. Bu ayrılıkçılar da diyorlar ki ya o şeyin depolama masrafları gittikçe düşüyor. İnternet gittikçe hızlanıyor. Ve kullanılmaz hale geldi eskisi. Evet. Eskisi. Bunun da hızlanması gerekiyor. Evet. O yüzden kendilerini böyle ayırıp gittiler. İşte ama tam da öyle ipleri koparmadılar. İşte bir hani Bitcoin Cash Bitcoin aktarımlarına bir flagmine ekleniyor. Öyle ayırt ediliyor. Birbiriyle de şimdi Bitcoin dünyasının en büyük kaygılarından birisi de şey olması. Aynı işlemin iki kere yani aynı paranın iki kere harcanması gibi bir durum. Bunun gerçekleşmesi. Bunun da olmaması için gerekli önlemler alınıyor falan filan. Böyle bir yani sonuçta yeni bir Bitcoin var şimdi. Bitcoin Cash diye. Tabii bu şu anlama gelmiyor. O da böyle süper değerlenecek falan. Onlar garanti şeyler değil. Zaman gösterecek. Ne kadar benimsendiği gösterecek. Evet. Evet. Ya da bir süre sonra onun da yetmeyip o da bölünebilir. Cash coin diye bir şey çıkmayacağını kimse bilmiyor. Tabii. Ya şey var abi bu yani LP coin yapabilirsin. Bunda hiçbir sıkıntı tabii yok. Canım, yeterince tabii. Destekçin olduktan sonra. Zaten var. Hani şey öyle bir sürü şaka gibi çıkmış paralar var. Evet. Dogecoin falan var. Ya ortak bir şeye bir para dediğin yalan bir şeydir. Hani kağıdın üzerinde sayılar var, evet. Resimler var aslında hani. Doğru. Onu ortak olarak ona bir değer vermeyi kabul etmiş sessizce de olsa kabul etmiş olduğumuz için değeri var. Doğru. Şimdi diyelim ki gazoz kapakları para yerine geçiyor diyelim. Hepimiz bunu kabul edersek o para olur. Olur. Hani böyle dolayısıyla tabii ki kendi Bitcoin'ini yaparsın blockchain altyapısıyla falan filan. Kabul ettirebilecek misin? Hı-hı, evet. Arkadaşlarınla bu konuda ortak bir akıl oluşturabilirsiniz. Ev sahibine kabul ettirebilecek misin? Sorun o. Kabul ettirebildiysen tamam aldın yürüdün zaten. Tabii. Doğru. Bu bakkala kabul ettirebilecek misin? Zor. Gazoz kapağını belki kabul edebilir. Bilemiyorum. WannaCry saldırısında hani bir kill switch verdi ya saldırının hani durmasıyla da durmasını da sağlamıştı. Bir kaydedilen o domain olmadığı sürece saldırı sürüyordu. Evet. O domain açılınca alan adı kullanılınca oraya bir site konunca şeyler
robotlar duruyordu. Duruyor. Onu görünce o sitenin var olduğunu. Bu adam da onu bulup o siteyi açmıştı. Evet. Durdurmuştu salgını. Marcus Hutchins'miş adamın adı. Hackerlıktan tutuklamışlar. Başka Allah bir konuyla Allah. Yani bu şeyden değil. WannaCry'la alakalı değil. Bu işlerle uğraşan birisi demek evet. ki. Camiadan birisi. Camiadan. Başka nedenle başı derde girdi demek ki. Başka evet. evet. Bir mol verir işine karışmış. Evet. Tutuklamışlar. Oyun dünyasına geçeyim. BioWare'in en kıdemli isimlerinden Corey Gaspur ölmüş. Evet, bu hem Mass Effect hem bu yeni çıkacak olan Anthem'de önemli rolü olan bir deneyimli bir isim hayatını kaybetmiş. Evet. Huzur içinde yatsın diyelim. Tailverse'den bir haber var. Bannerlord'un perde arkasında aktaracak bir blok üzerinde çalışıyorlarmış. Duyurusunu yaptılar Steam'de. Orada işte geliştiricilerle hani en küçük şey çizenle de programlayanla da onların da görüşleri olacak. Onlarla röportajlar olacak. Tamam. İşte bu ne varsa arka planda, kamera arkasında diyelim hani şey benzetme olsun. Hepsini oradan blok üzerinden göreceklermiş. Önümüzdeki birkaç hafta içinde açılacakmış bu. Birazcık aslında şey yapıyor Tavers, bu çok mantıklı. Birazcık zaman kazanmaya çalışıyor. Bannerlord hala yok çünkü ortalıkta. Şimdi Gamescom fuarı var önümüzde. Gamescom'da oynanacak. Almanya'da orada hani insanlar deneyebilecekler oturup. Tabii tabii. İnsanlar dedim tabii basın daha çok yapabilecekler ama daha önce hani onlar en fazla onlar oynuyordu sen seyrediyordun. Şimdi evet. diyecekler ki al otur. Oyna. Oyna. Bu bir ilerleme. Tabii. Ama tabii ki artık finale doğru da bir şeyler olması lazım. Olması lazım, evet. Nvidia ve Remedy karakter animasyonlarını otomatikleştiren bir sistem duyurdu. Hani geçen haftalarda şeyden bahsetmiştik ya, Obama'nın yüzünü sadece ses dosyalarını, görüntülerini internetten kullanıp yaptılar. Oluşturma ve vardı. Şeyleri de dudak evet. hareketlerine kadar oluşturdular. Bunun aslında çok benzerini şimdi Nvidia ile Remedy sergilemiş. Bir ne şey var işin içinde, bir yapay zeka var. Yine çok az veriyle görüntü ya da ses veriyorsun, oyunun karakterini çiziyor ve konuşturabiliyor. Güzel. Ama bu, uygulamasını görelim. Bu da şeymiş. Çizerek yapmaktan çok daha tabii zaman kazandırıyor. Ucuz. Çünkü otomatik. Ve ucuz. Ve ucuz tabii bu durumda. Ama iyi olacak mı? Yani buradaki haberde iyi olacağı söyleniyor ama oyunlara ne kadar yansıyacak onu oyunda görmemiz lazım. Bakalım. Microsoft Xbox One PC kontrolcüsünün kablosuz adaptörünü küçültmüş. Var mı sende? Yok, o kablosuz kontrolcüleri kullanmak için bir alıcısı var onun. 360'da da aynı evet, vardı. Tabii. Ve onu küçültmüş. Yani İyi. Çok iyi yapmış. Yani. Çok büyükmüştü o. Ben yok görmedim. Canım, o kadar bilmiyorum. 360 var bizde. Hani normal USB stick'in biraz daha kabacası. Hmm. Yani ondan daha büyük olmasını gerektirmiyor ki bir şey. İyi yapmışlar canım. Küçülttüse küçülttü. Bu tabii parayla. Çünkü o Xbox One'ın 360'ın One'ın kontrolcüleri kendi bir protokolüyle konuşuyor. Bluetooth'tan falan bağlayamıyorsun. Hmm. Xbox One'ın yeni kontrolcüsü Bluetooth'tan bağlanabiliyor PC'ye zaten. Böyle bir şey hiç gerekmiyor. O konu zaten hani elinde eski kontrolcüler olanlar dışında yeni kullanıcılar ve gelecektekiler için o konu kalktı zaten. Hmm. Bluetooth'tan bağlıyorsun, kullanıyorsun. %66 daha küçükmüş. İyi. Spotify Xbox One'a geliyormuş. Ben yok muydu dedim hani ilk bunu yani duyduğum zaman. PlayStation'da yıllardır var. Evet. PlayStation'da yıllardır var. Xbox One'a da geliyormuş. İyi. Yani çok geç. Bence çok geç. Yani o acaba bilmiyorum. PlayStation'da yıllardır var bir özel münhasırlık. Şimdi bunu da yeni öğrendim. Evet, şimdi evet. Eksklusif denen şeyin Türkçesi piyasada böyle kullanılıyor. Münhasır. Yani nevi şahsına münhasır gibi. Kendine der gibi. İşte münhasırlık anlaşması diye geçiyormuş piyasada adı bunun. Acaba öyle bir şey mi vardı? O yüzden mi yoktu? Tabii müzik dinlemek için şimdi günümüzde büyük ihtimalle televizyonunda da var zaten Spotify. Var. Hani konsolu açmak ya da kullanmak pek olacak şey değil. Neden olmasın? Ama
o kadar çok çözüm var ki bunu yapabileceğin en basit telefon. Telefon. Ha, bir şeyi eski bir telefonunu o iş için ayır. Televizyona Spotify istemcisi olsun. Yani Spotify falan artık her yerden hayatımıza giren şeyler. Bu şey olabilir mi? Hani kapıyı kapasan bacadan giren şeyler. Şimdi oyun oynamadığın sürece konsolu açmayan adam da var tabii. Birazcık tabii konsolu canım, açsın istiyor özellikle insanlar. Microsoft en başta zaten Xbox One'ı öyle konumlandırdı ve başarısız oldu, tepki aldı. Microsoft istiyor ki o bir media center gibi olsun. Evet. Ondan televizyon da ondan seyredilsin, film de seyredilsin, işte Facebook'a da bakılsın. Konsol senin dediğin gibi, konsol hep açılsın istiyorlar. Yani konsol üreticileri daha çok kullandırtmak cihazı, daha çok seni onun başında zaman geçirtmek için hep açık kalsın, bir sürü işe yarasın istiyorlar. Ama bir yandan da konsollar doğaları gereği her tarafları kapatılmış, tıkanmış, bütün delikleri cihazlar oldukları için olmuyor tabii, çok esnek olmuyor. Evet. Bu uygulamalar genelde şey olmuyor, çok ne bileyim güçlü olmuyor. Hmm. Ya da şu var, şimdi günümüzün o basit Android çubuklarına ya da Android Box'larına falan göre konsol koskoca bir güç kaynağı olan, değil mi? Çok sesli, daha fazla güç tüketen, içinde fanı olan falan bir cihaz. Evet. Tabii hani dediğim gibi hani Spotify, Netflix, televizyonun kendi içinde büyük ihtimalle var. Yoksa işte biz geçenlerde incelemesini yaptığımız kutu gibi 60 dolarlık, 50 dolarlık kutularla var. Telefonda çalıştırıp da görüntüyü aktarma imkanın var. Bunların hepsi varken konsolu çalıştırıp Netflix yaparsın. Ama yapmıyor bence. Yani ben şimdi konsolda arkadaşlarının ne yaptığını görürsün. Evet. İki konsolda da girersin arkadaş bölümüne. Bütün online olan arkadaşların o oyunu, şu oyunu oynuyor, evet, şu müziği dinliyor, filmi izliyor, görürsün. Görürsün. Yani Netflix görmüyor değilim ama çok çok nadir. Netflix kullanan var mesela. Spotify hiç göreceğimi zannetmiyorum. Belki merak edip deneyenler vardır. Ya sonuçta olsun tabii ki ama bence geç kalınmış. Evet. Bir hamle. Bendeki haberler bu kadar Levent abi, bir şey diyor musun? Vallahi ne diyelim, işte bu yine şey sürüyor, yazın teknolojik haber sıkıntısı, kuraklığı sürüyor. Ha şimdi işte bu Ağustos ayında AMD Vega da çıkıyor, Samsung Note 8 gösteriliyor falan filan. Bir şeyler var işte, sonbahara doğru hareketlenmeye başlıyor. Onlar yine Eylül ayının işleri. Sonbaharda, daha doğrusu Eylül ayında IFA fuarı gerçekleşir. Gamescom Ağustos'ta gerçekleşiyor herhalde. Bunlarla birlikte yine teknoloji eski hızına, devinimine kavuşur. Bu aralar bu en sıcak günler, yavaş günler. Evet, peki o zaman. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere.